Buyurun. Şöyle ağırdır biraz. Kolay gelsin. Aa, bu ne? Hakkın? O parayı hemen cebine sokuyorsun kainat. İzafet ama ben ne duydum biliyor musun? İzafete ısrar etmemek ömrü uzatıyormuş şekerim. İzafeti kullan. Hatta izafeti sık kullananlara ekle. Sana serbest kız. Hadi yürü sok onu cebine. Benim. Kainat Gencer de burada mı? Benim. Bizimle emniyete kadar gelmek zorundasınız. Konu neydi acaba? Dün çok miktarda poğaça siparişi alıp yaptınız mı? Evet. Bir de ne alakası var bunun? Emniyette gerekli açıklama yapılacak. Lütfen zorluk çıkarmadan buyurun. Riyacığım korkma tamam. Refit, Kainat. Amirim, merhaba. Merhaba, gel otur. Yine mi sürüldün sen bu tarafa? Yok yok, bu sefer sürgün yok. Ya bu poğaça hikayesinin durumu ne? Hayırdır? Amirim, ya Müfit abi de Kainat da o model insanlar değil. Ya sanki bir çapanoğlu var bu işin içinde. Bir de senden duyayım istedim. Yani bu poğaça siparişi vereni bulmak lazım biliyorsun, net. Tabii. Şu anda elimizde seninkilerden başka kim var? Ama bir iki güne kadar olur bizim çocuklar, merak etme. Sağ ol amirim. Sen de sağ ol. Tamam tamam, sen merak etme, ben idare ederim seni. Tamam hadi, tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim Önder, sağ ol. Almila, ya şu poğaçaları kim sipariş etti biliyor musun? Ya kim gelip aldı? Bir dakika, bir dakika. Ben biliyorum. Yani kim sipariş verdi onu bilmiyorum tabii ki ama kim gelip aldı onu biliyorum yani. Biliyormuş işte, hemen kurtulurlar değil mi Can? Ya adamı bulmamız lazım. Ya benim de yardım edebileceğim bir şey olursa lütfen. Gerekirse söyleriz. Durun durun. Çocuklar, bende hepsinin kaydı var. Yürüyün yürüyün. Hadi kalk. Hadi hadi hadi, hadi geçin. Hadi hep birlikte. Hadi gelin şunları bulalım. Bende var, hallettim ben o işi.
yerde bütün kayıtlar eksiksizdir çocuklar. İşte dünün kayıtları. Budur abi. Nasıl işe yarayacak değil mi? İlk 7/24 kayıttayım değil mi? Yaramaz mı ya? Resmen kimlik tespiti be bu. Alo. Ha, amirim biz poğaçaları teslim alan kişinin teslim alma anındaki görüntülerine ulaştık. Tamam, hemen geliyoruz. İzafet, çok teşekkürler. Ay rica ederim, delirdiniz mi? Çok şükür. Kardeşim, bunu uçarak amirime teslim ediyorsun, tamam? Merak etme sen. Ben de bir yere daha uğrayıp geliyorum. Tamam, uçtum ben. Uçtum. Bak arkadaşım, seni tanımam etmem. Yani günahını da almak istemem ama son dönemde biraz hayatım fazla polisiye gibi. Böyle lüks arabalardan otobüslere düşmeler, dayak yiyip mafyoz arabalardan atılmalar falan. Ya nedense kainatın olduğu mekanın önüne atıyorlar. Ya neyin mesajıysa artık. Neyse. Diyeceğim o ki, o kızın başına senin yüzünden bir şey gelirse aramız daha da kötü olur. Tamam. Ben kainata bilerek zarar vermem. Geç tanıdım onu ama iyi tanıdım. Ha, beni seversin sevmezsin. Onu bilemem. Ama bu konuyla ilgili yardımım olacaksa seve seve. İyi, sen bilirsin. Ama biraz uzak dursan daha iyi olacak gibi. İçime yerleşti artık. Uzak durabileceğimi sanmıyorum. Sen de bunu bil bence. Nermin. Eğer bu poğaça olayıyla bir ilgin varsa çok kötü bozacağız. Merhaba Ege. Yani hoş geldin demek isterdim ama anladığım kadarıyla pek hoş gelmemişsin. Poğaça olayı ne? Ben bunu anlamadım. Kainatın başı yok yere derde girdi. Ve nedense aklıma ilk sen geldin. Ben ve kainat. Komik olma Ege. Kainat ciddiye alacağım biri değil. Benim derdim seninle. Benim ne de bir derdin kalmadı artık Nermin. Ha doğru, dert demeyelim. Daha çok ticari bir uyuşmazlık değil. Ya ne alakası var? Bendeki her şeyini teslim etmedin mi ben sana? Ettin. Bana ait olanların hepsini geri verdin. Ama Ege, geçen gün avukatım uyardı. Sen bugüne kadar hiç kira ödememişsin. Ve bu yasal faiziyle falan çok birikmiş. Tamam, ne kadarsa öderim. Ödeyeceksin tabii. Ama bunu böyle bir lütufta bulunur gibi yapmana gerek yok. Ha, mecbursun zaten. Ödemezsem? Koca devlet bu Ege. Ödetir bir şekilde. Yani nakit olarak ödetir, hapis cezasıyla ödetir. Bir yolunu bulur yani. Hayır, ben eski bir dostun olarak uyarmak isterim sadece. Ne yaparsan yap Nermin, umurumda değil.